Şimdi yayın öncesi hazırlanırken, biz videolara bakarken tabii RTÜK kurallarına göre de bakmamız gerekiyor. Ne çıkacak diye merak ederken hala gülüyoruz. Yönetmenim diyor ki o anneler nasıl oynayarak çıkıyor, size de yayın öncesi sordular. Evet, evet. Müthiş bir duygu ve tüm anne adaylarına da aslında bunlar örnek. Evet, tadını çıkarsınlar. Evet, benim de hep söylediğim cümle budur. Yani gebelik hayatınızda herkes için, benim için bir kere yaşadığım bir şey. Kimisi 3 kere 4 kere yaşıyor, evet. Ama hani maksimum kaç kere yaşanabilir? Evet. Kısıtlı sürelerde yaşanılan kadın hayatının önemli, hiç unutmayacağı bir dönemi. O hem gebelik süreci hem doğumu. Hafızada bu günleri güzel hatırlamalı kadın. Yani travmaya dönüşmüş bir doğum, sonrasında etkilenmiş bir cinsel hayat, bundan etkilenmiş bir cinsel hayat. Veya işte ağlayarak ah ben odadan şöyle çıktım, böyle çıktım, ölümden döndüm gibi anlatılması bence kadının için en büyük şanssızlık. Bu videoların altına, hatta işte şeyde, benim sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum bunları. İşte altına çok çeşitli yorumlar geliyor. Kimisi kızıyor mesela böyle yürüterek çıkarılmasına. Ne gerek var, işte zaten yorgun kadın. Niye güçlü olmak zorundayız ki doğum sonrasında? Öyle görünmek zorunda mıyız? Neden tekerlek sandalye çıkarmıyorsunuz falan? Bunlar benim talebim değil, yürümeleri gerçekten. Kişiye özel, kesinlikle. Annenin ruh haline göre. Aynen öyle. Ben zaten söylediğim, hep diyorum ki bak kesinlikle yürümek zorunda değilsin. Tekerlek sandalyemiz arkamızda zaten, hepsinde dikkat ederseniz. Evet, evet, görüntüler. Ben kolundayım, yani olası bir şeyde zaten yanındayım. Kaldı ki hepsini yürüterek tabii ki çıkarmıyoruz. O öyle çıkamayacak, aşırı derecede yorulmuş olanlar da var. Ama bunlar dediğim gibi hep kendi istekleriyle çıktılar ve çok da güzel oldu bence. O zaman bir tane daha bakalım. Olur. Yönetmenim diyor ki biz merak ediyoruz, sizinle birlikte tekrar tekrar izliyoruz. Ben de defalarca izliyorum. Her defasında da gülüyoruz. Gülerek yansıyan her şey demek ki bütünsel dünyaya, evrene en güzel şekilde sunulduğunu gösteriyor. Biz yine bir diğer videomuzu izleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdi yayın arkasında konuşuyoruz. Bir yandan da Instagram'dan canlı yayınımızı takip edenler merak ediyordur ama sesimizin duyulduğu kadar diyelim. Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Şifa Kapısı'ndasınız değerli hocamız. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever. Gebelik öncesi takip süreçleri ve gebelik sonrası takip süreçleri nasıl olmalıyı konuşuyoruz ve güzel, kocaman bir ailenin de arada bir gösterdiğimiz görüntüleriyle ne kadar büyüdüğünü sizlerle paylaşmış oluyoruz. Tabii gebelik takip süreçlerinde birinci haftadan başlayalım. Anne diyordur ki, hocam kalp atışını ne zaman duyacağız? Hı-hı. Ben anne olduğumu hala hissetmiyorum. Ne zaman o duyguyu yaşayacağım? Orada hani benim kulak misafiri olduğum için sizlerle sık sık röportajlarımda kalp atışıyla mı başlıyor? Nasıl hissediyor anne kendini ilk
o heyecan, o duygu nasıl başlıyor? Sonra baba, çünkü VTR'de de yayın öncesi konuştuk. Yayın görüntüleri ekrana yansırken de Galatasaray formasıyla olunca baba mı konsepti dedim çizdi. Onlar Galatasaray forması giydirmek istemişlerdi. Ben de madem Galatasaraylı doğuyor, minik Galatasaraylı, Galatasaray marşıyla çıkalım bari dedim. O da benim o anda. Her takım için geçerli bu. Evet. Gönüllerine göre. Evet, kesinlikle. Babalar tabii sürece biraz daha geç dahil oluyorlar. Yani onlar, benim gözlemim doğru veya yanlış olabilir, hani çocuk doğana kadar çok kendilerini böyle olayın içerisinde hissetmiyorlar. Annelerin zoruyla birazcık işte muayenelere de geliyorlar mesela. Bazısı şimdi odanın diğer odanın arkasında kalıyor, ultrason tarafına geçmiyor. Eşler çağırıyor, hadi gel bu tarafa, sen de gel, neden gelmiyorsun, niye ilgilenmiyorsun falan. Ama tabii anne için biraz daha farklı. Anne de şimdi son adet tarihinden gecikme başladıktan sonra bir hafta 10 gün sonrasında yaklaşık biz 4 hafta civarı bir gebeliği tespit etmiş oluyoruz. 5. hafta civarı işte keseyi görüyoruz ultrasonla. Yaklaşık 6. haftadan sonra da kalp atışları başlıyor. Orası hani o kalp atışlarının duyulma aşaması 6. hafta muazzam bir şölen gerçekten. Tarihi an değil mi? Evet, tarihi an. Yani o herhalde dünyadaki en güzel melodi onlar için o anda duydukları. Videolar hazırlanıyor, cep telefonları herkesin elinde. İşte çoğu zaman anne babanın yanında kardeş varsa o küçük abla ya da abi oluyor. İşte anneanne, dede dediğim gibi hani bütün aile neredeyse o şölene eşlik ediyor. Biz de artık tabii ki onların o duygu yüksekliğini ya da o güzel duygularını beslemeye, desteklemeye çalışıyoruz. Kaydediliyor. Çok uzun süre dinletmiyoruz o sesleri. İşte o ilk haftalarda biraz daha bebeğe zarar verebiliyor ultrasonun o dalgaları. O yüzden çok kısa, o kısa, küçük haftalarda dinletiyoruz. Annelerin gözleri tabii o anda dolmaya başlıyor. Yoğun bir duygu.